Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Nakon'un saten ipi, 100 gram, 230 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle bir iki sıra haroşa lastiğimi tamamladım. Bunun üzerine modelimizi kuracağız. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Şu şekilde bakın 4, 4 ilmek, 4 ilmek, 4 sonuna 1 ilmek ekliyoruz. Şu anda şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Başlangıçta bu şekilde yapıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra 3 ilmek örmeden aldım. İpim ön tarafta, kendimden tarafta. Devamında bir düz. 3 ilmek örmeden alalım. 1 düz. 3 ilmek örmeden alalım. İp ön tarafta olacak kendimizden tarafta. iki düz ilmekle başladım. iki düz ilmekle bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Bunun diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Yani sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim arka yüzünde. Evet sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 düz ilmek ördüm. Düzlerimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki düz sırada aynı şekilde yapmıştık. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmek örmeden aldım. Bakın aynı hizada olacak örmeden aldığım ilmekler bir öncekinden aynı ilmeklerimiz bir düz 3 ilmek örmeden alalım kenarda 2 düz ilmekle bitirdim kenar ilmeğimi de ördüm üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım dördüncü sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Evet sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Şimdi bu örmeden aldığımız ilmeklerimizi bağlayacağız. Onun için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bu iki düz ilmeğimi yine düz ördüm. Sıra geldi bu üç ilmeğimi. Bunun da bir tanesini ördüm düz olarak şu şekilde yani toplamda kenar ilmeğinden sonra 3 düz ilmek ördüm. Ortadaki ilmeğe geldik. Önce şu alttaki 2 ipimi aldım. Şişime geçirdim şu şekilde ve sıradaki ilmeğimi de alarak hepsini bir düz örerek topladım. Şöyle göstereyim. Düz ördüm, topladım. Devamında 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bu örmeden aldığım şu 3 ilmeğe gelince ortadakine denk geliyor bakın. Önce şu alttaki 2 ipimi aldım, sol şişimin üzerine bıraktım. Bu iplerle arkasındaki ilmeği de alarak hepsini bir düz örerek topladım. Daha sonra devamında 3 düz ilmek ördüm şöyle bir görüntümüz oldu bakın ve sıradaki ilmeğe gelince önce bu iplerimi aldım şişimin üzerine bıraktım bu iki ip ve arkasındaki ilmeğimle beraber hepsini düz örerek topladım kenarda 3 düz ilmek ördüm bir de kenar ilmeğimi ördüm 5. sıra ön yüzünde şu örmeden bıraktığımız iplerimizi bu şekilde bağladık. Altıncı sıra arka yüzüne geçtik. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyoruz yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. İkinci kez model kurulumunda modeli kaydıracağız. Şu aralara denk getireceğiz. Onun için de devam ediyorum. Evet, modeli devam ediyoruz. Yani ikinci model kurulumunu beraber yapalım devamı olduğu için bunu 7. sıra diyelim. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Şimdi bu ilk 3 ilmeği örmeden aldım. Şu şekilde. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği örmeden aldım. Şu ortada bakın topladığım ilmeği düz olarak ördüm. Devamında yine 3 düz ilmek örmeden alıyorum buradaki ipim kendimden tarafta duracak ve bu ilmeğimi düz örüyorum. Bakın şöyle modeli kaydırmış olduk. 3 düz ilmek örmeden alalım. Aldım. Bu ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeği yine örmeden aldım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelin 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzündeyim ilmeklerimi ters örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bu modelde arka yüzünde başka işlem yapılmıyor ilmeklerimiz sadece ters olarak öreceğiz kenar ilmeğimi dördüm. Dokuzuncu sıra ön yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi yine örmeden aldım bakın şu şekilde. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. Devamını düz ördüm. 1 ilmek yine 3 ilmek örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Kenar ilmeğimi ördüm. 9. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık yine. 7'nin tekrarını yaptık yani 9. sırada. 10. sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz arka yüzünde Evet. 11. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu üçlü ilmeğin birincisini düz ördüm. Daha sonra bu iplerimi bakın şu iki ipimi aldım. Sol şişimin üzerine taktım. Bu iki ipim bir de arkasındaki ilmeğimi alarak düz ördüm. Şu şekilde bağladım bu bıraktığım ipleri. Devamında 3 düz ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğime gelince bunları aldım. Şöyle arkasındaki ilmeğimi de alarak düz ördüm ve bıraktım. Devamında 3 düz ilmek. Bu iki ipimi aldım, bıraktım üstüne sol şişimin iki ip, bir de arkasındaki ilmeği de alarak düz ördüm ve bağlamış oldum. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bu iplerimi aldım. Şu şekilde geçirdim ve sıradaki ilmeğimle beraber düz örerek bağladım şöyle. Kenarda bir düz bir de kenar ilmeğimi ördüm. 11. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. 12. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi ters olarak örelim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum devamındaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar yani model kaydırmalı bir model ilk 6 sırasını beraber yaptık 7. sırada modeli kaydırarak kurduk yine dikkat ederseniz yani 12 sıranın devamından oluşacak, tekrarından oluşacak güzel bir model. Evet, bunu şöyle iki sıra haroşa üzerine yaptık. Beraber yaptığımız modeli bu lastiği kullandım. Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Bunda da şöyle hazır lastik yaptım. Bunda da bir ters bir düzde hazır lastik ördüm. Bunu da beraber yaptık arkadaşlar. Evet bunu kenara bırakıyorum. Modelimizin arka yüzü de şu şekilde. Şöyle kenar ilmeklerimiz. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle yine modelde pek değişiklik olmuyor. Görüntüsü aynı. Modelimiz böyle gördüğünüz gibi petek petek şöyle harika bir model. Daha önce de görmüştürsünüz bu modeli. Bir de ben yapmak istedim. Şöyle güzel değişik bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgüde kullanılabilecek harika bir model. Yelek olarak yapabilirsiniz. Süveter, hırka her türlü örgüde kullanılabilir. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.